genç şeflerimizden Erol Erdinç, 1969-1975 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde piyanist, Ankara Devlet Konservatuarı'nda solfej ve armoni öğretmeni olarak çalışmış, ayrıca televizyonda da çocuklar için eğitici müzik programları hazırlamıştır. Halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi Sayın Erol Erdinç ile beraberiz. Erdinç, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Özel Bey. Siz Türkiye'de şeflik eğitimi görmediğinize göre şeflik eğitimini nerede ve ne zaman yaptınız? Bize kısaca bunu anlatır mısınız? 1975 yılında Fransız bursu alarak Paris'e gittim. Orada Jean Martinon, ki 1977 yılında öldü, onunla bir yıl konservatuarda, Paris Konservatuarı'nda başladım. Ondan sonra École Normale de Musique'de Pierre Dervaux'la çalışmalarıma devam ettim. Oradan 1978 yılında mezun oldum. Ve 78'den 80'e kadar yine 2 sene muhtelif çalışmalarım ve Avrupa'nın bazı şehirlerinde kurslar yaptım. Evet. Mesela Hollanda'da Kirill Kondration, ünlü Rus şefle Hilversum'daki kurslarına katıldım. Sonra Pierre Boulez'le onun kurmuş olduğu müzik, modern müzik topluluğuyla çalışmalarına katıldım. Evet. Ve bu arada orada yine kompozisyon ile ve eğitim, yani solfej, armoni gibi konularda da gözlemlerim ve çalışmalarım da oldu. Çünkü daha önce söylemiş olduğunuz gibi konservatuvarda solfej ve armoni öğretmeniydim. Oradaki bu sistemleri, çalışmaları da bunların çalışmaların yanında araştırdım ve 80 sonunda yurda döndüm. Ne kadar oldu toplam olarak, yıl olarak? Toplam 75'te gitmiştim. 75-80 ortasında 5,5 yıl. Evet. Kalmış oldum. Evet. Erol Bey, biraz da kompozisyon çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Neler yazıyorsunuz ve ne tür eserler yazıyorsunuz? Biraz da bu hususta bilgi verir misiniz? Evet. Biraz sonra dinleyeceğimiz oboe ve piyano için parçalarda göreceğiniz gibi modal hava her zaman var. Yani bizim Türk kültürünün ve mirasının bize aktarmış olduğu kültür diyelim. Evet. Bunlar doğal olarak geliyor, yani zorlanmadan gelen bir olay. Ben de bunları serbest bir şekilde armonilemek, kendime göre armonilemek. Ve orkestralama şeyim var kendi kendime. Tekniğiniz var. Tekniğim var. Şu stilin arkasından gidiyorum yahut bunu yapıyorum diye bir şey söyleyemeyeceğim. İçimden geldiği gibi. Fazla eser yazmadım. Çünkü ben orkestra şefliğine yöneldim belli bir çalışmadan sonra. Orkestra şefliğiyle beraber götürmek çok güç oluyor. Ama tabii. Size yazdığım birkaç eserden söz edeyim. Evet, onları söylerseniz çok memnun olurum. Evet. Orkestra için suite var. Evet. Orkestra için senfonik bölüm var. Bir bölümdür bu. Evet. Pasakali ve fügdür. Bu oboe ve piyano için parçalar var. Bir tane yaylı sazlar kuartetim var. Evet. Bir bölümdür. Başka çocuklar için eğitici programlar şeydi. Evet. Konservatuvarda öğretmen iken televizyonda, evet, 2 yıl program yapmıştım. Oyun Gemisi ve Müzik Şöleni diye eğitici programdı. Bunun içinde çocuklara şeyler yapmıştım. Küçük konservatuvar orkestrasına ve korosuna müzikler yazmıştım. İşte belli başlı hatırladığım, evet, kadarıyla bunlar. Tabii bir kompozisyon için zaman gerekli. Sizin de şu anda ağırlık verdiğiniz, evet, konu şeflik. Şeflik. Evet, ama şu anda sayın seyircilerimize sizin oboa ve piyano için yazmış olduğunuz eserini
Obacı Hüsnü Negiz ve Erol Erdinç'in kendisinden dinletelim. Thank you.
Siz İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndaki programda konserleriniz yanında yurt içinde de konserler ve yurt dışında da konserler yapıyorsunuz. Şimdiye kadar hangi ülkelerde konserler verdiniz ve Türk eserlerine de yer verebildiniz mi? Türk eserlerine yer vermek çok istiyorum, en büyük amacım. Fakat çok fazla yer verdim diyemem. Brezilya'da konserler verdim birçok şehirlerinde. Geçen seneki konserlerimin sonunda bir orkestrayla 3 aylık devamlı şeflik şeyim var, angajmanım var. Çok güzel. Devamlı istemelerine rağmen tabii buradaki görevim buna müsaade etmez. Onun için biliyorsunuz mevsim orada bizde yazken orada kış. Ben yazın şey bitince, buradaki sezon bitince orada sezona gitmiş oluyorum ve 3 ay oradaki şeyim var. Bu sene başlıyorum buna ve oradaki programlamayı bu sene yapacağım. Gelecek sezon içinde mutlaka Türk eserlerine yer verip, Türk solistlerine hatta yer verip orada birlikte bir çalışma yapma niyetim var. Bu arada Portekiz'deki konserlerimde Nevit Kodallı'nın eserini çaldırmıştım. Amerika'da konser verdiğim fakat orada çaldıramadım. Önümüzdeki yıl San Francisco'da bir konserim olacak. Orada bir Türk eseri düşünüyorum. Çekoslovakya'da bildiğiniz gibi turne yapmıştık. Orada da Sayın Hocam Adnan Saygun'un 3. senfonisini çaldırmaktan büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim Özer Bey. Sayın seyirciler, şimdi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Erol Erdinç yönetiminde Berlioz'un fantastik